Bu meseleye ilaveten şunu söyleyeyim ki Necip Fazıl Bey bu davaya ilk başlayan bir adam olmak itibarıyla müstesna bir değeri vardır. Ama bu değer dışında ahlakan Müslüman değildi. Ben 80'de vatanı terk ettiğim için 83'e kadar yaşadı. Son 3 senesini bilmiyorum. Bildiğim zamanlarda İslamı hayatla yaşamakla hiçbir alakası yoktu. Aksine İslam'ın meneti her şeyi yapan bir adamdır. Kumarı, içkisi aklınıza ne geliyor? Gelelim Süleyman Efendi Hazretlerine. Ona ilk destek sağlayan insan o mübarek insandır. Ben bu vakayı Süleyman Efendi Hazretlerinin damadı Kemal Kaçar Bey'den dinledim. Çünkü o tarihlerde ben İstanbul'da değildim. Ben İstanbul'a 54 yılında geldim. Büyük Doğu din düşmanlarına selli seyf edince Süleyman Efendi bundan tabii hoşlanmış ve onu çağırtmış. Rasim Paşa Hanı vardır. Şekerci Hacı Bekir'in arkasında. Kemal Kaçar'ın da o han. orada. Oğlum senin matbaan var mı demiş Necip Fazıl Bey'e. O da hayır başka matbaada basılıyor. Kemal demişti ama adına. Git bunun dergisini bastırdığı matbaayı pazarlık et. Al buna ver. Kemal Bey gitmiş o zaman hükmünde matbaaya 20 bin lira istemişler. Kemal Bey 15 bin lira vermiş. 17 bin liraya sulh olmuşlar. Matbaayı satın alıp Necip Fazıl'a vermiş. Al dergini bu matbaada bastır. <laughs> Necip Fazıl Bey birkaç ay sonra o matbaayı satıp kumardaymıştır. Babasından kalan evi bile kumarda yediğini Babali kitabını okuyun hiç iti gizlemiyor, itiraf ediyor. Evet Süleyman Efendi kendisine ilk el tutan insandır. Makamı cennet olsun. O şuurlu Müslüman... Halk Fırkası'nın azgın din alehtarlığı zamanında Allah kitabına öyle bir himmet, öyle halisane bir himmet bezletmiş ki Allah onun mesaisine hayal ötesi bir bereket lütfetmiş. Bugün Güney Afrika'dan Türk cumhuriyetlerine kadar dünyanın dört bucağında onun talebeleri Allah kitabını öğretiyor. Ne mutlu onlara. Benim bildiğim vaka budur.